Merhaba arkadaşlar. Sizlere iğne oyası ve tığ oyasının birleşimi güzel bir model anlatmaya çalışacağım. Sizlerden ricam, kanalıma abone olarak beni desteklerseniz çok sevinirim. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Herkese çok çok teşekkür ederim. Kuyumcu kafesi yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Ve şimdi 5 tane zürafa yapacağım. Beş zürafa yaptım arkadaşlar. Tekrar kuyumcu kafesi yapıyorum. Modeline devam ediyorum. Sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkanın içine 6 tane zürafa yapıyorum. Gelen kısa ipimden çekerek halkamı kapatıyorum. Gelen kısa ipimden çekerek arkadaşlar bu şekilde çanak şeklini almasını sağlıyorum. Ve zürafa yapmaya devam ediyorum. Bir sıra boru çalışacağım. Kaç sıra çalıştığımızı böyle yanlamasına sayarsak anlayabiliriz. Bir sıra çalıştım. Yandaki zürafayı sıfırlıyorum. Boruda 6 zürafa vardı. 3 yaprak çalışacağım. Her yaprağa 2 zürafa ayırıyorum arkadaşlar. İlk zürafamın içine 1 zürafa yaptım. Yandakine geçiyorum. Yandakine de bir zürafa yaparak 3 zürafam oldu. Geri alıyorum ipimi. Yanlardan artırıyorum. Ve sayım 4 oluyor. Geri alıyorum ipimi.
Her iki yandan artırarak sayın. 5 olacak arkadaşlar bu sırada. Geri alıyorum. Ve buraya arkadaşlar küçük bir fırtır yapıyorum. Bu şekilde. Artık artırmaları bırakıyorum. Yanlardan fırtır bırakarak sayın bir olana kadar devam ediyorum. Bir alayım. Ve sayım 3. Bir olana kadar devam ediyorum. Sayım 1 oldu. Birin tepesine düğüm atıyorum. Ve buraya da bir pırpır yapıyorum. Bu şekilde. Bir alt zürafaya iniyorum arkadaşlar. Küçük bir zürafayla ve buraya pırpır yapıyorum. Tekrar bir alt zürafayla ineceğim, pırpır yapacağım bir kenara kadar. Burada 4 tane pırpır vardı, buraya da 4 tane yapacağım. En tepedeki yaprağımızın köşesi olacak arkadaşlar, tepesi olacak. İlmeğimi kapatıp 10 tane zincir çekiyorum. Zincirimi kapatıp 1 zincir çekip bütünle yapacağım arkadaşlarım. Sıramı tamamladım. Bir kenara bağlamama gerek yok. Bir üst sıraya geçip sık iğne yapmaya devam edeyim. Sıkı sıkı yapmanıza hiç gerek yok. Kendimize doğru kapatmaya çalışıyoruz arkadaşlar sık iğnelerimizi.
hep kendimize doğru kapatıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde alanı daraltıyoruz. Şimdi arkadaşlar ara ara yerlerden ilmek alarak tamamen kapatmaya çalışıyoruz. Bakın bu şekilde kapattım. İki zincir çekip İpimi kesiyorum. Çiçeğimin tohumu için 9 numara şiş kullanıyorum. İsterseniz kalem ile de yapabilirsiniz. İğneme ipliğimi taktım. Bu şekilde şişime koyarak 12 defa sarıyorum. Ve iğnenin başına alıyorum. İğnenin arkasındaki ipi de iğneye bu şekilde sararak çıkartıyorum. Tekrar buraya bir düğüm atarak sağlamlaştırıyorum arkadaşlar. Ve ipimi kesiyorum. Ve bu iki ipimi bağlıyorum. Pırpırımın bir tanesine düğüm attım ve tekrar aynı pırpırın içine bir zürafa yaparak tohum yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi diğer pırpırıma geçtim. Oraya da bir zürafa yaparak bütün pırpırlarıma bu şekilde tohum yapıyorum. Ve bu araları kesiyorum. Modelimin altından tığımı geçirip onların ipini alta alıyorum. Bu şekilde tığımını yerleştirerek iplerine bağlıyorum. Kırmızı ipliği ve çiçeğimi parmaklarımın arasına saklayarak tohumların ipini kesiyorum ve burayı yakıyorum. Yaprağımın kök kısmını tığ yardımıyla açıyorum ve buradan tığımı geçirerek çiçeğimin ipini alta alıyorum. Açmış olduğum kök kısmını ipini çekerek, yaprağımın ipini çekerek kapatıyorum ve bu iki ipimi bağlıyorum. Kök kısmının ipini, yani yeşil rengini ve çiçeğin parmaklarının arasında saklayarak yukarıdan gelen modelin ipini kesiyorum ve burayı yakıyorum. Çiçeğimin
tane ipini iğneme takarak arkadaşlar, burada 5 zürafa bırakmıştım oradan. İğnemi geçirdim. Tekrar aynı buradan geçirerek sıkıştırıyorum. Tekrar çiçeğimden. Ve aynı yuvanın içine düğüm atarak sıkıştırıyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese kolay gelsin. Hoşça kalın.